Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Çağrı Merkezi personeli ülke çapında yaşanan her acil yardım çağrısını konuyla ilgili en yakın yardım ekibine bildirerek yaşanabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçmektedir. Bunu yaparken doğru bilgiye ulaşmak için zamanla yarışmakta ve doğru yönlendirme yapmanın hayati önem taşıdığını bilinciyle hareket etmektedir. Ancak kurulduğu günden bugüne 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Bürosan olarak bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerin yaptığı olumlu çalışmalara rağmen artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerin eklendiği görülmüştür. Grup adına konuşma yapan Türk Büro Selvan Şube Başkanı Ömer Özgüven, 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Günlük çağrı ortalaması makul sınırın oldukça üstünde olan illerde ivedi olarak yeni personel istihdamının sağlanması, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2009 tarihi ve 15.982 sayılı yazısında belirttiği üzere 112 acil çağrı merkezlerinde faaliyetlerin daha sağlıklı sunulabilmesi için 112 çağrı merkezi personelinin valiliklere bağlı başka birimle, birimlerde görevlendirilmemesi. 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin 20. 21. maddesi gereği 112 acil çağrı merkezinde çalışan personelden yalnızca çağrı karşılama memuru ünvanlı personelin ek ödeme oranlarının 10 puanı ilave edilmiştir. 6. dönem toplu sözleşmede verilen bu hak 7. dönem toplu sözleşmede de devam etmekte. Aynı kurumda çalışan ve kadro ünvanları farklı olsa da aynı işi yapan 112 acil çağrı merkezi personel bu ek ödeme ilave puanından yararlanamamaktadır. Özgüven 112 acil çağrı merkezi çalışanlarının mesai mevhumu gözetmeksizin yoğun ve tempolu bir şekilde çalıştığının altını çizerek durumun bir an evvel düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sendikamızca tespit edilen basınımız ve kamuoyuyla paylaştığımız sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması ile şartlarını iyileştirmesi durumunda personelin memnuniyetinin ve kurum aidiyetinin artacağı bu sunulan hizmetin kalitesinde artacağı aşikardır.